Bismillahirrahmanirrahim. Etrafımızda fazlasıyla şeytana tapan insanlar var. Bunların zulümlerinden korumak için ne yapmalıyız? Bize tavsiyeniz nedir? Onlar şeytana mı tapıyorlar? Ne kadar aptallar. Niçin şeytana tapıyoruz? Şeytan size ne verecek? Cenneti mi? Şeytan size cehennemi verir, öyle değil mi? Şeytan ilahi huzurdan kovulmuştu. İlahi huzurdan kovulmak mı istiyorsunuz? Merak etmeyin, size dokunmayacaklar. Eğer Allah'a koşarsanız, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah'ın evliyasına koşarsanız size o zaman dokunamazlar. Çünkü onların izni yoktur size dokunmak için. Şeytan Allah ve onun peygamberinden ve onun arkadaşlarından, dostlarından daha çok gücü yoktur şeytanın. Ona anahtar olan şey, bunun anahtarı içimizde yatıyor. Nedir o? Niçin öyledir bu? Şeytanın içimize girebilmesinin tek yolu, ki şeytanın yaptığı tek şey sadece fısıldamaktır, vesvese vermektir. Şeytan sizin ellerinizi hareket ettirmez. Şeytan sadece fısıldar, bize vesvese verir. Yanlış tavsiyelerde bulunur. Niçin onu dinlemek zorundayız? Görüyor musun? Niçin dinlemeliyiz? Onlar dinliyorlar çünkü onlar nefislerinin kontrolü almasına izin veriyorlar. Sadece şeytana nefis kapıyı açabilir. O yüzden bu tarikat nefsin üzerine yoğunlaşıyor. Çünkü şeytan size dokunamaz. Eğer nefis kapıyı açmazsa şeytanın girmesi için. Bu böyledir. Demek ki kendimize geliyoruz o zaman. Tekrar kendimize geliyoruz ki anlıyoruz nedir nefis. Nefis ve gaflet nedir? Bütün o yanlış karakterler bizi kontrol eden ve ki bunlar öfke, kıskançlık, inatçılık, ki bunların yüzlerce, binlerce tuzakları vardır ki bir kere o bizi kontrolüne aldığı zaman şeytan girer. Namaz kılıyor olabilirsin, zikir yapabilirsin. Full sünnet kıyafet de giyebilirsin. Ama nefsinin seni kontrol etmesine izin verirsen, o zaman nefis kuvveti elini alır ve desteğini şeytandan alır. Nefis sadece kapıyı açar ve şeytana izin verir. İçeri girer şeytan. Kendinizi nasıl o zaman korursunuz? Önce nefsini kontrol etmelisin. Bunu nasıl yapacaksın? Bir eğitimci bulacaksın, bir şeyh bulacaksın. Onun sohbetiyle kendinizi anlayabilirsiniz, nefsinizi anlayabilirsiniz ki o vakittir ki şeytanın girmesine izin vermezsin. Çünkü o zaman göreceksin. Millerce öteden görürsün onun geldiğini. Güçlü bir hissetme gelir sana. Kalbin çalışır o zaman. O zaman şeytana kapıyı açmazsın. Şeytani kişilerin etrafında olmazsın. Şeytani yerlere gitmezsin. Kendini oralardan uzağa çekersin. O zaman öğrenirsin kendini nasıl koruyacağını. Çünkü şeytanların krallığı o çok kuvvetli, öyle değil mi? Bu Deccal'ın krallığıdır ki şeytanla onlar en iyi arkadaşlar. Ama eğer biz kendimizi bu sistemin içine koyarsak tamamen, bu sistemin, Deccal'ın sistemin dışına çıkmayı reddedersek, o zaman o baskı da bize dokunur. Sadece o değil, bu sistemin de bir parçası haline geliriz ki başkalarına da zulmeden o sistem. Demek ki kendinizi uzağa çekin. İyi cemaatler bulun. Onlarla vakit geçirmek için. O vakit işte. O zaman o sistem çok fazla dokunmaz bize. Biz bu sistemden kurtulamayız şimdi. Çünkü bu sistemden kurtulmak için vaktin sahibinin gelmesini beklemeliyiz. Ama büyük sorumluluk var bize ki kendimizi hazırlamalıyız buna. Çünkü kesinlikle insanlar gelecek ki öyle
insanlar olacak ki son dakikada onlar kandırılacaklar. Onlar Müslümanlar, iman edenler. Ama Mehdi Aleyhisselam'ı desteklemek yerine onlar o zaman Deccal'ı destekleyecekler. Herkes imtihan edilecek o zaman. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki o ağır imtihan geliyor ve Allah'tan koruma istiyoruz. Deccal'ın fitnesinden ve tuzaklarından korunmak için. Ki öylesine büyük bir imtihan gelecek diyor ki mezar içindekiler bile imtihan edilecek diyor. Bizden ne haber o zaman? Bunu nasıl bilebiliriz? Deccal'ın bütün tuzaklarını ve numaralarını, onu tanıyanların etrafında olur. O zaman gözlerimiz açık olur, önümüzdekileri görürüz. Ki o zaman Rahman'dan mı şeytandan mı geliyor anlarız. Ve o zaman koruma da gelir bize inşallah. Kolay olsun sizin için. Herkes için kolaylık olur inşallah. Fatiha.